bir fay var ve bu fay nedeniyle de rahat bir eğitim süreci, sömestr yaşayabilmeniz için sürekli söylemlerle uyarıldığı noktada mutlaka bilince çıkmanız gerekiyor. Bu kadar geliyor ama korkudan beslenme, korku da bir bulut gibi, yağmur bulutu gibi. 2004'te bir deprem olacak adalarda. 1766'da ve buradan baktığımız zaman buradan geliyor, İtalya'nın güneyine geçiyor ve son olarak da bakın burada da Aden Körfezi var böyle faydan ve kuzeye doğru gidiyor. Maalesef 99'dan beri yer bilimleri, jeoloji çok modeller peşinden giderek gerçekten kopmuş bir noktadaydı ve sürekli her model bir sonraki kendilerinin yaptığı modelle çürütülüyordu. Dendi ki Marmara Denizi'nde 1912'de batı ucunda Saros'ta bir deprem olmuş ama o Marmara Denizi'ne girmemiş, Gaziköy'de kalmış. Öbür tarafta ise 99'da deprem oldu Körfez'de. O da Osman Gazi Köprüsü'nden daha doğuya, batıya doğru Marmara'ya girmedi. O zaman Marmara boydan boya risk altında. Bu bir söylem. Ama malumat değil, bilinç hiç değil. Peki bu söylemin baktığımız zaman diğer getirdiği ikinci söylem 1750 yılından beri, 1766'dan beri deprem olmamış. Bundan evvel de 1509'da olmuştu. Demek ki Marmara'da 250 yılda bir deprem oluyor. O halde Marmara boydan boya 250 yıldan beri stres altında. Bu da bir söylem. 1766'dan beri deprem olmamış Marmara'da diyorlar İstanbul'da. Ama 1894'te deprem 1766'dan daha büyük. Yani demek ki 250 yılda bir deprem oluyor söylemi. Bu 1894 depremiyle çürütülüyor. Saros Körfezi'nden 1912 depremi Marmara'ya girmemiş deniyordu. Yani Marmara'da kırılmamış fay. O halde Marmara'da kırılacak deniyordu. Oysa 1912 fayı tam Tekirdağları korkutan, Tekirdağ'a deprem yapacağı söylenen Marmara'sının önünden geçip Erin Sırtı geçen 60 km fay 1912'de kırılmış. Bu fay bundan evvel 1766'da kırılmıştı. Marmara'da 1766'dan beri deprem olmamış tezini iki tane büyük deprem çürütüyor. 1912'de Tekirdağ Silivri'deki fay kırılmış. Yani Marmara'sının karşısındaki. 1894'te Yalova Çınarcık Çukuru'nun güneyindeki fay kırılmış. Demek ki Marmara'da 1766'dan beri kırılmamış. Marmara boydan boya stres yüklü çöküyor. Niye? Fay kırıl zaman orada stres boşalır. Boşal zaman artık o fayda yeniden stres birikmesi gerekir. Demek ki Marmara 170 kilometrelik Marmara'nın 60 kilometre doğu kesimi 1894 depreminde kırılmış. 60 kilometre batı kesimi Tekirdağ Silivri Çukur'daki 1912'de kırılmış. O halde 1766'dan beri kırılmamış denilen faylar 1894'te ve 1912'de kırılmış. Bu çöküyor. İkincisi bu durumda Marmara'da kırılmayan bir kesim Orta Sırt dediğimiz Silivri ile Büyükçekmece arasında, Flora arasında kalan 50 kilometrelik bir kesim var. O 7'lik deprem yapar en fazla deniyordu. Oysa o faya da baktığımız zaman batimetrelerle Kumurgaz Çukuru'nda bir 20-30 kilometre bir fay var. Ama ondan sonra bir daha Avcılar karşısında Büyükçekmece, Küçükçekmece arasında bir fay yok. O Adalar fayının devamı. Bu durumda bu Kumurgaz Çukuru'ndaki fayın da Silivri ile Kumurgaz arasındaki 20 kilometrelik bir fay uzatılıyor ve buradaki deprem 6.5'un altında, 6 ile 6.5 arasında olabilir. 5.7'lik deprem de burada olmuştu ters fay olarak. Ama sürekli söylenen nokta 50 kilometrelik fay var. 7'lik deprem yapar denilen yerde eğer kabul ettikleri gibi koysak da Büyükçekmece ile Florya ile Silivri arasındaki fayın İki tane 50 kilometrelik mesafenin ortasında 10 kilometrelik boş fay olmayan bir bölüm var. Ve böyle olunca da burada bu iki fay birlikte kırılmaz. Artı bu fayların Avcılar karşıdaki sırtı kestiği söylenen fay aslında Adalar fayının devamı. Bu da aslında Marmara'da bir tane Kumurgaz'daki bir fay söz konusu. Bakın burası Girit'in altına doğru maviden dalan kesim Akran'ın altındaki zeminin en alttaki sular basınca bunca taneler hepsini kırıyor.